Evet herkese merhaba Arkiket Dünyasına hoş geldiniz. Her hafta Perşembe günü saat 14'te canlı yayında ve birçok birçok sosyal medya kanalında işte YouTube'da, Facebook'ta ve Instagram'da aynı anda canlı yayında olduğum haftalık bir program aslında bu. Ee, bu hafta öyle olmadı. Bu hafta bir aksilik yaşadım. En azından dedim canlı canlı olmasa da banttan yayında karşı olmak istedim Arkiket Dünyasının e, bugün ikinci e, oturumu. Her perşembe e, saat 14'te bundan sonraki e, toplantı beklerim. Market konuşuyor olacağım. En fazla 20 saat ya da 35 dakikalık oturumlar halinde e, paylaşmak istediğim konular var. Davet ettiğim eğitimlerim var. hareket e, haberlerim var. Artık karışık bu bir canlı yayın dizi gibi sonuçta devam ediyor. Vakit kaybından devam edelim. Evet dediğim gibi ilk haftası itibariyle Arket dünyasını... E, YouTube'da ve Instagram'da aynı anda canlı yayındaydım. Zoom içinde e, bu ortama gelebiliyor ve benle daha daha sıkı iletişimde olabiliyorsunuz. E, bu hafta itibariyle Facebook'a Facebook'a da girmek istemiştim. Daha doğrusu orada da canlı yayında olacaktım. Archetype Türkiye isimli Facebook kanalımda da, sayfamda da canlı yayın yayında olacaktım ama bugün olamadı. Haftaya devam ederiz. E, genel olarak konuştuğum şu sıralar bir başlık var. O da Archetype'deki hesaplamalar üzerine. Bugünkü konumuz da hakikatte çizelgelerin gücü. Çizelgeler yani aslında metraj tabloları müthiş, keyifli ve hakikatin aslında gerçek bir veri tabanı programı olduğunun en güzel ispatı. Şimdi bununla ilgili örneklere girmek istiyorum. Geçen hafta da biraz anlattım ama bu hafta başka renkli konulara gireceğim. Desen konusuyla başlamadan yapamam. Çünkü desenler bizim elimizdeki en akla ilk gelen alan ölçme hesabıdır, aracıdır. Ekranda dört tane desen görüyorsunuz. Bu desenlerin metakarilerini açmayı hepiniz biliyorsunuzdur. Bunları e, seçip yukarıdan alan metnini göstere tıkladığımızda bütün mahalleler, bunların birer mahal olduğunu düşünün, metakarilerini yazabilirler. E, şimdi bu mahallelerin işte salondur, mutfaktır gibi olduğunu düşünme. A, B, C, D dört ayrı mahal var ve bu mahalin e, hepsinin toplamının kaç metakarı olduğunu elinde bir hesap makinesi alarak pekala ölçebilirsin. İşte 25-21 daha işte 46 eder, 8 daha 54, 6 daha 60 falan. Şimdi sen bunu kafadan hızlıca hesaplayabilirsin ama gel bunu, sonucun 60 metrekare olduğunu, öyle oluyor değil mi? 46, 10, 14 daha 60 eder. Ya 60 metrekare olduğunu sen bırak erkekiyet hesaplasın. Elinizde hazır metrajlar var. Öncesinde deseni seçiyorum ve proje haritasında aşağıda listelerin altında, elemanların altında bakın basit diye bir tablo var. En basit tablo size bunu zaten sağlıyor. Bakın çat diye karşınızda desenlerin toplamı 60 metrekare oluyor. Hatta siz bazılarını hesaba dahil etmek istemiyorsanız onu çıkartır ve tabloyu bir daha açtığınızda bu rakam güncellenir. Hatta tabloyu aç kapa yapmak zorunda değilsiniz. Siz zaten bunu buradan hariç tuttuğunuzda tablo arkada gene size son güncel rakamı verecektir. Dolayısıyla lütfen özellikle belediye ruhsat projesi çizen arkadaşlarım, mimar meslektaşlarım Arkiet kullanırken evet desenin kullanabilirler ama toplamak için bundan yardım alsınlar. Yani Arkiet'ten çok basit bu tablodan, listeden yardım alabilirler. Peki bu desenler çok fazla olsa ne olur fark etmez. Ama ne zorluk yaşarsınız? Çok adet fazla, çok adet deseni aynı anda seçmek ve bu noktada mesela 33 tane deseni tek tek seçmek. Metakare'yi öğrenmek. Okey sonra mahalleleri büyütmek, küçültmek. Sonra bir daha o 33 tanesini tek tek seçmek mi? Tabii ki hayır. Onun yerine bunları Ctrl-G ile gruplamanız önerilebilir. Bir ikinci yöntem Ctrl-G gruplamak size evet mesela 3 mahal, 3 artı 1 dairedeki bütün Hacimleri temsil ediyorsa onların hepsini seçersiniz. Mesela bunların 13 tane olduğunu düşünün. Ctrl G yaparsınız. Ve evet sonra bir tanesini seçince otomatikman hepsi seçilirler. Bu size sağlanmış bir rahatlık olabilir. Aa, ancak bir de şu bilgiyi unutmayın. Ee, seçimler diye bir başlığımız var hakikatte. E, şu geçen derslerden kalmış. E, mesela ben sadece özellikle 3 tane mahalle seçiyorum. Ve bu desenlerin e, akılda kalmasını istiyorum. İşte 001 olarak sıfır bir numaralı bağımsız birim oluşturan bu desenler günü geldiği zaman tekrar otomatik seçilsin. Üzerine çift tıklamanız kafidir. Bakın şu kayıt artık size bu imkanı sağlar. Bu kayıt PLN içerisinde de aynen kayıtlı tutulacaktır. Seçimler paletini unutmayın. Peki toplamda dedik ama bunlar bize bir leke olarak işte bazen belediye istiyormuş bağımsız birimin etrafında bir takım hatlar çekip onu bir leke olarak sunabiliyorlarmış ve ekranda 60 metrekareyi görmek istiyorlarmış bazı meslektaşlarım. Daha doğrusu istiyorlarmış belediyede çalışan bazı görevliler. E, desenleri birleştirebileceğinizi unutmayın. Ben hepsini seçip bunların hepsine tek bir renk yapacağım. Çünkü tek tip olmalarını istiyorum. Sonra e, bunları şekillendir menüsünde desen temizlemeye girerekten tek tıkla bakın e, toplamını da bu şekilde yazdırabilirsiniz. İşte bu sizin e, belki o bağımsız biriminizin lekesi olacaktır. Bir daha çizmekle lütfen uğraşmayın. Desenlerle çalışmanın nasıl bir handikapı var, nasıl bir zorluğu var? Bu 60 metrekarenin ne olduğunu elle, tek tek elle yazmanız gerekir. Ee, burada e, burada vakit kaybedecek ve ekstra çaba, çaba sarf etmek zorunda kalacaksınız. Onun yerine ben az sonra anlatacağım mahallelerle çalışmanızı önereceğim. Mimarlarım e, desen, desenlerle çalışırken desen metrekaresini e, kullanırken bir hataya gidebiliyorlar. Çünkü şöyle göstermem lazım. Desen hacını space ile sivri değnekle mahallin içerisinde. burası bir hacim. Ortada da nasıl bir mühendislikse artık e, bir kolon denk gelmiş. Space'ı basılı tutup tıkladığınızda mahallin evet desenini koyar ve bunun metrekaresini açabilirsiniz. Dersiniz ki burası işte e, bir 28.89 metrekare. Okey ama bunun hatalı olduğunu unutmayın. Çünkü kolon düşünmemiştir, Köşe kolonlarda düşülmemiştir. E, desen kontürleri burada kolonları e, algılamayacağı için yanlış metrekare alacaksınızdır. Doğrusu bunun şudur. E, siz deseni seçersiniz ve bu hacimleri boşaltırsınız. Başka türlü doğru metraja ulaşamayacaksınız. En azından net hacim istiyorsanız. Bu zorlayacaktır. Net metrekare istiyorsanız kolonları düşmek zorundasınız. Manuel bakın. Gerçekte 28-40. İşte konu burada yine mahallelere gelecek. Lütfen mahalleleri kullanın. Az sonra detaya gireceğim. Mahalleleri kullanın ki siz burada üzerine çift tıkladığınızda ya da space ile içeri tıkladığınız zaman hakikate direkt olarak dikkat burada kolonları düşmedi çünkü ben manuel oluşturdum. Ctrl-Z yapıyorum. Eğer üçüncü otomatik metodu kullanırsanız çift tıkladığınızda metrekare bakın tam 28-40 olacak ve hakikate o kolonları da düşecektir. Dolayısıyla şu ilk birinci ve ikinci metotlar aynı desen çizmeye benzer. Space ile beraber oluşturulabilir ama yine desendeki o yanlış sonucu elde edersiniz. Burada da yine manuel düşmeniz gerekir. Onun yerine üçüncü metot sizi çift tıklamak suretiyle burada Space'e de ihtiyaç yok. Doğru metrajı verecektir. Net metrajı verecektir. Listeler noktasında mahalleleri kullanın diye ısrarla söylüyorum. Listeden kastım da aslında tablolar. Yani metraj tabloları. Mahal aracı var. Kahraman gibi. Kahramanlarcasına. Ve bunun e, kullanımı çok basit. Desene çok benziyor. Hatta desenin çok çok üst seviye komşusu. işte üst kuşak akrabası. E, mesela ben buraya bir tane salon çizmek istiyorum. Salon hacmini oluşturmak istiyorum. Boyutu çok önemli değil. Koyacağım, geçeceğim. Dikkat! E, Arkikit 24 ve sonrası e, Mahal aracının damgası vardı. Mahal damgaları vardı. Onlar kapalı olarak geliyorlar. 24 sonrasında böyle bir insanlar şaşırdılar. Çünkü 24 ve öncesinden gelen alışkanlıklar 24'ten sonra bir butonu açmaya gerektirdi. Mahalleler normalde etiketle geliyorlar. Bu açık geliyor ama eğer bunu kapatırsanız mahal damgası çıkmıyor. Onu da şu aşağıdaki mal model görüm seçeneklerinden mahal damgasını gösterile açmanız tavsiye edilir. Ben şimdilik bunu kapatacağım. Eski usul buradan devam ediyor. Yine onu açmanız gerekecek ama ben etiketle üreyeceğim. Diyelim ki burası salon olsun. Yanına da bir tane mutfak hacmi koyalım. Ee, buradan hazır listeden seçebiliyorsunuz. Bu liste ne yazık ki A'dan Z'ye olmasa da hiç değilse hazır bazı kelimeler var. Ama bakın e, mutfak, e, mutfağı bulmak bile zor oluyor neyse. Şöyle bir mutfağınız var diye düşünün. Şöyle bir hacim. Ve burada da bir işte bir, belki bir holünüz var değil mi? Şöyle döndürmüştük dörtgenle çalışabiliriz. Belki daha rahat olur. Burada da bir hol olsun. Bunu da seçip şuna giriş hol yazalım. Hatta burada hazır bir e, mahal adımız var. Şimdi dikdörtgenlere çiziyorum. Çünkü ben mahal kurguluyorum. Mimari etüt yapıyorum. Metrekarenin yazmadığı alanı yazmadığı. Çünkü e, mahal damgaları açık değil. Damgaları değil ben ama mahal etiketlerini önereceğim. E, 25 ve sonrası gelen şahane bir fonksiyon. O da sol tarafta. Elimde hazır daha önceden ayarladığım bir basitleştirmiş bir atölye için kullandığımız şey var. Mahal etiketi var. Ee, direkt üzerine çift tıklamak, tek tıklamakla mahallerin neler olduğunu yazdıran etiketleri çakabilirim üstlerine. Burada mahal numaraları yazıyor, alanı yazıyor ve zemin kaplamasını yazıyor. az sonra geleceğim ama şimdilik ben bu mahal etiketlerini seçip diyorum ki bana mahal numaralarını yazmanız gerekmiyor. Çocuklar bana e, numaraları yazmayın. Mahal numarasına ihtiyacım yok. Ee, ve artı, Okey şimdilik bunlar yeterli. Gördüğünüz üzere, işte salon şu kadar, mutfak bu kadar gibi bir kurgu yaptık. Çünkü ben mutfaktan salona geçiş istiyorum, belki giriş holünde mutfakla salona ayrı itibat istiyorum. Ee, mimar plan çözümlerinde zaten lekelerle çalışıyorsunuz. Lütfen mahallerle direkt başlayın. Öyle çizgi ya da polyline uğraşmayın. Ee, salonları ya da herhangi bir hacmi değiştirdiğinizde metakarın güncelleneceğini herhalde söylememe gerek yok. En azından başka bir menüye gidip ee, değil mi? Aşağılarda böyle komut satırlarında o siyah ekran üzerinde beyaz yazılarla. Değil mi? Metrekare okumaya gerek yok bence. Ekranda yazıyor çünkü. Ee, peki bunlar kaç metrekare 3'ü? Bunun toplamı kaç metrekare? Ee, yine üçünü seçeceğim ve yine elimizin altındaki şu listeleri, hatta mahallere özel basit listeleri kullanmanızı önerebileceğim. Bakın çift tıkladığınızda size yine mahalleler dokülecekler ee, Seçmiş olduklarınız tabloya girecek. Seçmedikleriniz yine tabloda yer almayacaktır. Peki e, birçok kat varsa ne olacak? Okey bakın bunların hepsini seçiyorum ve Ctrl C. Bir üst kata gidiyorum Ctrl V. Bir üst kata gidiyorum Ctrl V. Hepsini copy paste yaptım. Etiketlerini copy paste yapmadım. Sadece mahalleri copy paste yaptım. Şu an elimin altında 3 katlı 4 tane e, ki 2 artı 1, artı bir daire var. Gelin bunların hepsini şöyle mark ile 3 boyutta gösterelim. Mahalleler 3 boyutta bu şekilde şeffaf hacimler halinde gösterilebilir. Bunların hepsini seçtiğinizde ve yine bakın sağ tarafta mahalleler basite çift tıkladığınızda... ...akiket bu sefer size bütün katlardaki bütün e, mahalleleri gösterecektir. Ve burada dikkat edin katlar kendi içinde alttan yukarı doğru listelenmiştir. Yine bir toplam verilmiştir. Eğer istiyorsanız diğerlerini kurcalayabilirsiniz. Mesela e, kat kat ve odaları ayrı ayrı döktüğü bir başka hazır e, listede elimizin altında var. Lütfen bunları da değerlendirin. Bu size çok yarayabilir. E, yine yine 3 boyutta seçmedikleriniz... ...örneğin şu hacmi ya da bu hacmi seçmiyorum... Tabloda yer almayacaktır. Eğer a korkarım yer alıyormuş. Özür dilerim. Onları unutmuşum. Evet bir şekilde yer alıyor. Seçseniz de seçmeseniz de hakikaten onları topluyormuş. Tamam. Ee, bu listeleri kendimiz. Dikkat. Listeler biraz e, çok eskide kaldı artık. Yani bunların e, açıkçası sağ mouse ayarlarına girdiğinizde liste oluşturmalara girdiğinizde pardon. E, şunun e, ayarları biraz karmaşık bunların tamam mı? Nereden girdim bile unutmuşum. Yani liste düzenlerini ayarla bakın. Ya bu biraz eski old style kaldı. Burada bir mesai harcamaya gerek yok. Çok güzel şeyler, güçlü şeyler var ama... ...kullanması çok zor. Çok uh, kullanıcı dostu değil. O yüzden çizelgeler var. Açıkçası biz çizelgelerle... ...devam etmenizi istiyoruz. Ee, ama asıl burada paylaşmak istediğim şu... ...zemin e, özellikle bakın bilgisi girilmemiş. Eğer istiyorsanız bu bilgileri... ...mahallere e, giriş yapabilir... ...ve bunu tabloda dökebilirsiniz. Hadi deneyelim. Bakın özellik olarak... Her mahalin bir e, döşeme bitirmesi, duvar bitirmesi ve tavan bitirmesi var. Ben mesela salonun e, döşeme bitirmesini bana verilen hazır değerlerden e, parke olarak kullanmak istiyorum. Bakın burada otomatik olarak park yazıyor. Mutfakta da örneğin salonda şey mutfakta da zemindeki döşeme bitirmesini örneğin tanımlı listelerden bir tanesi olan pardon döşeme bitirmesinde seramik istiyorum. Neyse ki elimde var. Hatta giriş holünde onu da seremek istiyorum. Evet buradan ayarlayabiliyorum. Daha önce sesleriniz iyiymiş. Okey. Şimdi ben kaç metrekare seramik ve kaç metrekare parke var öğrenmek istiyorum. Bu mahallelerden bir kat içerisinde onlarca yüzlerce olduğunu farz edin. Hemen çizelge oluşturalım. Sağ mouse ve yeni metraj diyorum. Ve diyorum ki mesela kaplamalar. Hatta hatta daha önce oluşturduğum metrajı da göstermek isterim. Ayarlarını girelim. E, önce mahal kriterine girdim. Sonra bunları bana dökmesini istedim. Ve hakikat bakın direkt olarak bunu bana listeledi. Diğer katlardaki diğer mahaller de listeye girdiği için biraz kafa karışıyor. Şöyle yapalım. Sadece bu üç tane mahalli tabloda göstersin. Diğerleri tabloda görülmesin. Sağ mouse'la kat e, planı seçimini listeler Bakın üç tane mahallimizde bu kadar e, şey varmış. E, kaplamalar varmış. Metacarları yazıyor ama seramikleri ayrı ayrı döktü. Ben istiyorum ki seramikler ortak parantezde olsun eğer burada öğeleri birleştir derseniz e, ilk sütünden başlamak suretiyle ikinci sütun eğer rakamsal bir şeyse toplar. Ama seramik üçüncü sütünde olduğu için bu toplamayı yapamaz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Metraj girip e, buradaki döşeme bitirmesini başa çekiyorum. Benim için önemli olan kaç metrekare seramik olduğu. Hatta hatta metrekare bilgisini de onun yanına çekiyorum ki artık bu ikisi toplam olarak bakın öğeleri birleştire tabi olabilsin diyeceğim. Ancak olmuyor çünkü buradaki kelimeler farklı. Ha o zaman şunu dersin ya kardeş yani çok da öyle salonmuş zemin katmış önemli değil. Bunlar da kalkabilir. O zaman şu iki tanesini uçurursunuz ve öyleleri de birleştir dediğinizde size hakikaten toplamda kaç metrekare seramik, kaç metrekare park olduğunu bütün projenizde takır takır dökecektir. metrajlar çok akıllı ve mutlaka değerlendirmesi gereken bir konu açıkçası biz de seve seve kullanıyoruz. Biraz bu toplantıda size bahsetmek istediğim kapı ve kapı ve pencere metrajı olacak. İster kapı ister pencere ikisinde de gösterebiliriz. Ee, Ekranda çok basit bir plan görüyorsunuz. Hiçbir tasarım e, şeyi yok, e, kaygısı yok. E, ama mahaller var. Mahaller 3 tane ve kapı pencerelerle desteklenmişler. Bir kapı pencere e, listesinin oluşturulması bana fiyat teklifi almak sürecinde yardımcı olabilir. Çünkü projeyi hazırlarım sonra bir tedarikçi firmadan Örneğin özellikle doğrama üreten bir firmadan teklif alacaksak, ne yapacağız? Projeyi göndersek olmaz. E, cepheleri göndersek kanat tiplerini görseler yetmez. Her cephe içeriği göstermez. Kesit göndersek e, her kapı kesitte görünüşe girmez. Pencerelerin her şeyini görünüş almak için dört tane cephe yetebilir, ama kapı görünüşleri almak için bir sürü kesite ihtiyacınız olacak. Olmaz. O zaman ne yapıyoruz? O zaman arkitteki hazır, e, örneğin e, pencere metrajına göz atıyoruz. Hepinize var. Çift tıklayınca bakın size müthiş bir tablo geliyor. Bu tabloda pencerelerinizin hem görünüşleri hem planları hem hangi mahalleden çıktıkları hem hangi mahalleye girdikleri hepsi listeleniyor. Bu arada e, kapatıp tekrar şöyle yapalım. Sanırım diğer e, şöyle hepsini seçip yaparsam acaba doğru şeyler gelir mi? Burada mahalleden kelimesinde tanımsız demiş. Onu anlayamadım. Pencere. Tamam bir dakika. Bunu açsın ama mahalden kelimesinde şurada niye bir boşluk var? Ha doğru. Çünkü mahalden diyor ya bu zaten bir dış pencere olduğu için bir mahalden girmiyor. Yani dışarıdan içeriye giriş zaten yok. Belki pencere için o başlığa gerek yok. Şimdi pencerelerin e, burada hemen bir göz atmak gerekirse enlerini ve boylarını açalım. Bunların e, işaretçilerini eğer aktif edebilirsem. Eğer görünüyorsa P2 penceresinden 90'a 150 bir tane var burada bir tane daha 90'a 150 var mutfakta. bir tane de mutfakta hatta iki, üçüncü bir 90'a 150 var. Toplamda 3 tane 90'a 150 var. ama P2, P4, P5 olmak üzere numaraları farklı. Onu başka bir oturumda konuşuruz. Burada P1 var bir tane sürme. Hatta ondan iki tane koymuşuz görün diye. Bir tane de tuvalet penceresi var. Şimdi hepi topu benim aslında 6 tane pencerem var. Ama bir tanesinden üç tane var, bir tanesinden 2 tane var, bir tanesinden de bir tane var. Tabloyu açtığım zaman e, arkitet bana hepsinden böyle birer tane yazıyor. Çünkü e, çünkü hepsinin farklı özelliklerini listeliyor. Mesela e, şeyleri ayrı, eleman id'leri ayrı. Aynı olsaydı belki ortak parantez alırdı ama gitmeyecekti. Bir de arkada alt tarafta sınıflandırmalarına göre isimleri var, dinamik id'leri var. E, onlar da farklı. Onlar da farklı olduğu için arkitet bunları tek bir paranteze almıyor ya da ...aşağıda yangın dayanım dereceleri... ...bunlar henüz girilmediği için bunlar ortak parantezde verilemiyor. Bakın tasarım seçeneği setleri aynı görünüyor. O yüzden belki bunlar okey olabilir ama... ...ya bu tabloda ben şunu istiyorum. Ee, bana doğramanın cephesini veriyor. Plan görüntüsünü veriyor. Kanat tipini böylelikle karşı taraf görebilir. Ee, ve enini boyunu görebiliyorum. Hangi mahalle açılan bir e, kapı olduğunu... ...ya da pencere olduğunu görüyorum. Ee, ama bana şey lazım. Miktarları... ...mesela 90-151... 2 ve 3 tane var. Hepsine bir 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 yazıcı kafa karışır. Üçünün de toplanması ve 3 adet yazması gerekiyor burada bana. Bu noktada ihtiyacım olmayan sütunları, daha doğrusu satırları silmek istiyorum. Mesela LMI ID'lerini şu an çok istemiyorum. Ne bileyim işte yangın dayanım derecelerini vesaire bunları istemiyorum. Ya da mahalden mahalli kelimeleri şu anda bana lazım değil diyorum ve bunları kaldırıyorum. Liste biraz daha e, işte gibi gözüküyor. Şurası ortak parantese girdi iki tane. E, çünkü iki tane sola açıldığı için muhtemelen. Hakiket burada sağ ve sola kanatların açılmasını dahi not eder. Çünkü çok önemli değil midir atölyeden çıktığında e, nereye kol takacaklar, menteşeleri nereye vidalayacaklar. Atölyeden çıkışta onların yerlerinin hazır olması lazım ki sahada doğru montaj yapılabilsin. Ama hani teklis sürecinde ha sağ açılmış ha solda açılmış. Bunun ikisi de Aynı tip maliyettedir, doğru mu? O yüzden benim için şu sağ-sol ayrımına ihtiyaç yok. O zaman şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki yönleri bana şey yap, e, birleştir. Herhangi bir değerle bunları birleştir. Ayırıcı olarak da virgül kullan ya da taksim kullan, bir şey kullan diyebilirsiniz. Bakın bu sefer hakikati abi sağ-sol takıl kafana göre. Hani kaç tane sağ, kaç tane sol olduğu önemli değil ama bu pencereden 3 tane var der. Ha önemli kardeş ya, kaç tane sağ, kaç tane sol var. O da en azından yazsın diyorsanız buradan düzenlenebilir. Dersiniz ki miktarları parantez için al. İşte böyle. Sağ açılan bir tane, solo açılan iki tane ama toplamda üç tane 90'a 150'lik penceremiz var. Teklif verin diye görüşebilirsiniz. aynısını burada da yapmak isterdim ama şu an ortak parantezi giren hiçbir şey yok. Çünkü çünkü aralığında bir fark var. Muhtemelen bir tanesinin adı değişik. Biz bir tanesi işte P2 pencere 27. Bu çift açılıyor. bu ise sürme pencere. O yüzden burada bu değişiklik yapılamıyor. Bu arada bu tabloda denizlik yükseklikleri ve baş yükseklikleri manipüle edilir. Ama onun dışındaki hiçbir rakamı, hiçbir değeri buradan değiştiremezsiniz. Neyse bu tablo belki işinize yarar. Peki acaba kaç TL bunlar? Yaklaşık olarak fiyatlarını aldıysak biz buraya onu girebilir miyiz? Evet buraya satış fiyatı içeriğini koyarsanız bunları siz artık giriş yapabilirsiniz. Örneğin siz bu pencereden tanesini atıyorum 2500 liraya. Bu pencereden atıyorum tanesini... Yine işte iki, ona da gel üç, 3500 diyelim. Sallıyorum tabii. Güzel sallıyorum şu an. E, tuvalet penceresi de çok daha küçük bir pencere. E, i̇şte 90'a de bizim elimizde kapılar var. Bundan da 2000 liralık koyalım. Bakın siz buraya 2000 yazdığınız zaman e, şu yön şeyi açalım tekrar. Geri getirelim. E, hepsine 2000-2000 giriliyor. E, dolayısıyla şey hani 3 tanesi 2000 olmuyor. 3-3-3 toplamda 6000 olacak az sonra. Ee, bir de ben elime Excel almayayım lütfen. Bakın bunların toplamı size yanlış rakam verir. Değil mi? Bundan aslında 3 tane var. O zaman ne yapmalısınız? Şu satış fiyatını buradan sigma ile açmalısınız. Ve toplam miktar burada doğru olmalı. Dikkat gördüğünüz değildir 13.500. Ee, toplam 6 tane pencerenin toplamıdır. 13.500 TL. Ee, değil mi? Öyle olsa gerek. Bakın 2.500. E, 3.500 daha e, 6.000 eder. 3500 e, 3500'a, 9000 küpere, yani tablodaki rakamların toplamı 9500 ama yanılmayın 3 e, tane var. Değil mi? 90'a, 150'den. Evet, burada metraj adına aynısını kapı, kapı içinde gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bu kapı yüzlük ama bu kapı 90 sağa açılıyor, bu kapı 90 sola açılıyor. İkisi de aynı tip. E, tabloda iki tip pencere, kapı var. E, 90'a, 250'den. iki tane Yüze 210'dan neyse bir tane diye tablo çıkacak. Bunun lütfen onlarca yüzlerce olduğunu düşünürseniz olay son derece keyifli ve hızlı olacaktır. Ee, mahal deyince tabii ki istiyorum ki emsel hesaplarını konuşalım. Ben emsal hesapları üzerine çok meraklı e, oldum. Emsel hesabı yapan bir mimar değilim çok fazla ama onu çok fazla yapan mimarlarla bir arada çalışıyoruz fazlasıyla hem de. E, onlara yönlü, onların yönlerini e, açmak için, yollarını açmak için arkiketi e, ipuçları paylaşıyorum. E, şu ipucunu size vermek isterim. Mahallere, e, mahalle aracına siz eğer özellikler atayabilirseniz hangi mahallerin e, işte atıyorum yüzde hesabına, hangi mahallerin taksa ve kaks hesabına dahil olduğunu e, işaretlerseniz özellikler yardımıyla metraj tablolarında bunları filtreye tabi tutup kendiniz de bu işleri çok güzel takip edebilirsiniz. Yani elle yapmak ve Ekranda gördüğünüz rakamları tek tek Excel'e aktarmak müthiş zor olsa gerektir. Bunu yapmayın. Bunun için ArcKit'i kullanın. Biz bu ArcKit'i kullandığımız bir şey yapıyoruz. Bir atölye düzenliyoruz. Bu atölyeye sizi davet etmek isterim. Bir sonraki atölyenin tarihini ve duyurularını az sonra anlatacağım. Ama hemen örneklemek isterim müsaadenizle. Göstermesi çok keyifli ve bu toplantıların en güzel tarafı bu bence. Sol tarafta bir ArcKit programı. Başlangıç aşamasında bir etüt görüyorsunuz, bir plan etüt görüyorsunuz. Planda işte salonlar, mutfaklar, giriş holleri, koridorlar ve odalar var. Burası zemin kat. Şu anda biz zemin kattayız. Ee, bir daire var yukarıda. Burada bir daire daha var. İki dairenin ortak kullanım alanları falan. Şu an yani plan çözümü olarak bakmayın. Şu anda hani müthiş bir etüt olarak bakmayın. Leke olarak mahalleler yerleştirilmiş. Her mahalin kendine özel kontrol e, ile göstermem gerekirse, e, onların kendi ee, şeyleri var. Özellikleri var. Çünkü onları biz atamalar yapmışız. Sen şuna dahilsin, sen buna dahil değilsin gibi. Sıfırlar ve birler takmışız. Ve hangileri taktıysak bunları tabloda dökebiliyoruz. Çünkü biz e, metraj tabloları oluşturuyoruz. İşte arsa yüz ölçümünü otomatik alıyoruz. emsel hesabını otomatik aldırtabiliyoruz. Ve diyoruz ki bunları bize bir e, şey yap. Listeye dök. Örneğin emsel hesabını çift tıkladığım zaman hakikati bana emsele giren bütün hacimleri tek tek diziyor. Ve onların toplamlarını burada vermiyorum. Çünkü ben bu toplamları burada verirsem onların %30'larına yirmileri falan e, hakikatte alamıyorum. Bu yüzden de bunu Excel'de ya da Excel benzeri benim kullandığım Libre'de yapıyoruz. E, toplamları Libre alsın, %30'unda yine o alsın. Yüzde bilmem kaçla çarpılacaksa o alsın istiyoruz. Bunu da e, bir yayıncı setiyle yapıyoruz ve tek tıkla Libre ile haberleşmesi sağlıyoruz. Hemen taksi hesabını göstermek isterim. Taksi biliyorsunuz. ...tabanın kat sayısından kaynaklanıyor. İşte size belli bir yüzde veriyorlar. Bu örnekte 0.3 taks vermişler. İşte arsa yüz, yüz ölçümümüz... ...1355 metrekare. Hemen gösterelim. Bakın burada bir tane arsamız var. Bu 3 boyutlu bir arazi. Bu arazinin metrekare'si 1355 metrekare. Ki zaten bunu nakit bize otomatikman arsa yüz ölçümünde yazıyor. Ben bu rakamı... ...Excel'e yazdırtıyorum. Onu 0.3 ile çarpıp buraya yazdırtıyorum. Sonra Excel tablosunda gördüğünüz şu rakam... ...şurada gördüğünüz taks hesabının aşağıdaki toplama oluyor. Bu rakamların hepsi zaten otomatikman buraya geliyor. Ve ikisinin arasındaki uygunluğu ben yine Libre'ye yani Excel ya da siz nasıl bir Excel programı, OpenOffice vesaire işte sanırım Mac için de vardı. Numbers mu vardı unuttum. Yapabilirsiniz. Yeter ki, yeter ki haberleşmeyi konuşalım. Ben tek tıkla bu son durumu tabloların hepsini Libre ile güncellenmesini ve son durumu burada takip etmesini çok keyifli buluyorum. Şu anda 406 metrekare benim sınırım ama daha 366'dayım. E böyle etütlerde ne yapıyor mimarlarım? Lütfen e, şey yapanlar beni bana hak versinler. Bu tarz etüt hesabı yapan arkadaşlarım bana hak versin. Mesela oda işte bu kadarmış da bunu biraz büyütelimmiş de ya da bir tane daha oda koyarsak bu daireye işte buraya da bir tane 10 metrekare mesela 10 metrekarelik buna e, bir tane daha oda yerleştirirsek e, bu taks alanı şurada biraz e, artacak değil mi? Yaklaşık 20 metre artmasını bekliyorsunuz. Ya da işte buradaki salonun bir tanesini e, örneğin şuradaki belki ne bileyim banyoyu biraz büyütme kararı aldınız. Örnek veriyorum. Ve ve tek tıkla siz tablonuzu güncellediğinizde buraya o rakamın geldiğini görüyorsunuz. Bakın 392'ye yaklaştı. Ha 406'ya biraz daha var. O zaman biraz daha büyütebiliriz bana verilen yönetmenlikler, sınırlar, plan notları vesaire kapsamında ben bazı odaları büyütebiliyorsam, yeni odalar ekleyebiliyorsam, müşterim de buna kızmayacak ve arıza çıkartmayacaksa ben her tür etütü yapabilirim ve hani beşer onar santim sistemi büyütmek, statik taşıyıcı statiği de düşünerek tabii ki mühendisle lütfen Koordineli olarak çalışarak ben taksın içine olabildiği kadar değil mi taks sınırına olabildiği kadar yaklaşırım ve bana ona hakikati direktörler söyler daha doğrusu libre söyler ama bütün işi yapan tabii ki hakikattir ee, ve ben bu sınıra kadar hudutu zorlayıp yoluma devam edebilirim. Aynısı burada da var ama sanırım sistemde bir kontrol etmem gereken bir menü var şurası henüz çalışmıyor ama şurada gördüğünüz olay çok keyifli uygundur yazısı bile yine Excel tarafından kontrol ediliyor. Hatta şöyle göstermemişim sağ Dedin eğer uygun değilse yine sizi Libre uyarıyor. Şu an aykırı bir şey yapacağım. Bir oda daha açıyorum. Bu sefer taks hesabı şaşıracak. Ve Arket yani Libre bana olayın uygun olmadığını söyleyecek ve uyaracak. Uygun değildir diyecek. Ben de ona göre eyleme geçeceğim. İşte işte böyle bir keyifli e, sunumu. Daha doğrusu böyle bir keyifli hesaplama sistemini kurguladığınızda. Etütler çok daha keyifli oluyor. Bu noktada sizi ben hemen önümüzdeki 1 Temmuz'da. Ve 1 ve 5 Temmuz akşamları düzenlediğim toplam 5 saatlik e, metraj pratikleri ve emsal hesapları isimli online atölyeme davet ediyorum. Bunun 10. E, şu an sanırım 13.sünü gerçekleştiriyoruz. Katılırsanız e, sizde ne güzel olur. E, kayıtlarım devam ediyor aklınızda bulunsun ve ekranda gördüğünüz e, imkanla ve indirim kuponuyla sizde e, bu imkanla dahil olabilirsiniz. Kayıtlarım bir süre daha devam edecek. Bu imkan önümüzdeki 3-5 gün için geçerli olacak. Lütfen bu noktada gecikmeyin. Arkeket dünyası ile ilgili diğer bütün haberleri ve etütleri daha doğrusu atölye duyurularını ve diğer konulu atölyeleri ücretli ücretsiz fark etmez. Anında yakalamak ve haftalık benim toplantılarımda canlı yayında benle birlikte olmak isterseniz hemen web sayfamda ekikalem.com slash arkeket dünyasında bu ana sayfada aşağıdaki formu doldurduğunuzda ben size sürekli duyurular gönderirim ve kaçırmamanızı sağlarım. Bu sayfada aynı zamanda ne var? E, son e, atölyenin tarihi var bugün itibariyle ve bir önceki e, atölye diyorum bir önceki Arkeket Dünyası toplantımızın burada olduğu gibi e, kaydı var. Mesela bu kayıt artık buraya gelecek yaklaşık bir, bir saat sonra ve siz de izleme şansına sahip olacaksınız. Ama dikkat mesela 3 hafta sonra tekrar döndüğünüzde burası silinmiş ve bir önceki haftanın kaydı buraya gelmiş olacak. Dolayısıyla hani haftalık takip ederseniz ne mutlu aralardan güzel şeyler çekebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, lütfen irtibatta kalalım. Eğer bir sorunuz olsa bana her şekilde ulaşabilirsiniz. Hatta hatta size teşekkür sayfamı açmayı unuttum. Bir saniye. Bence ona da ihtiyaç var. Hemen yapalım. Şu teşekkürler sayfasını hazırlamıştım sizin için. Ee, bütün iletişim kalan kanallarıma ulaşabilirsiniz. Yani YouTube'dan tutun. Ee, TikTok hariç sanırım hepsi var. Ee, x'de, X'de de var, Facebook'ta da var. Lütfen kare Karekot'u okutursanız o ana sayfaya ulaşabilirsiniz. Bir indeks göreceksiniz. Görüşelim, irtibata kalalım. Her şekilde lütfen sağlıklı kalın sağlık önemli. Ee, haftaya yine aynı saatte Arkitek Dünyasında sevgiler, esenlikler, hoşçakalın.